markaların kesiştiği nokta öz konak kuyumculuğun katkılarıyla hazırlanan Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi Hikmet başlıyor. Evuzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin. Hakikaten gönlümüzden duya duya bu hamdleri yapıyoruz. Çünkü her ne halde olursak olalım, ne kadar günahkar bulunursak bulunalım, ne kadar gaflet içerisinde olsak da, her ne kadar ahvalimiz, ahlakımız şu günleri, şu makamları, şu feyizleri hak etmese de, Allah Teala'ya sonsuz hamdü sena olsun ki, bütün nimetleri bildiğimiz, bilemediğimiz bütün nimetlerine hamd makamındayız. Ama ayrıca hususi olarak Ramazan-ı mağfiret nişana eriştirdiği için, başka bir tatla, başka bir muhabbetle Elhamdülillahi Rabbil Alemin demekteyiz. Ve salatu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ezvacihi ve ashabihi ve evladihi ve etbaihi ecmain diyerek de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve ehli beytine ve ashabına ve onu ta ona tabi olan Efendim cümle ümmeti Muhammed'e de o salatü selamların berekatından ihsan olunmasını niyaz ederiz ve Ramazan'ı insanlığı, Kur'an'ı ayeti, ahlakı bizi insan yapan hemen hemen her şey bizlere talimini yapan bizzat kendisi numune-i imtisal ve üsve-i hasene olarak gösteren Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun kıymetli dostlar kıymetli kardeşler Allah'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun. Bu günler Ramazan günleridir. Şu anda hususiyle cuma günüdür. Allah Teala'nın günlerden seçtiği cuma gününde, aylardan seçtiği Ramazan ayında beraber bulunmaktayız. Bu ne devlettir? Bu ne güzelliktir? Bu ne bayramdır? Hemen en başında şöyle bir eski Ramazanlarımıza

huve tevvabur <ar> rahim tevbete abdin zalimin li nefsihi la yemliku li nefsihi mevten ve la hayaten ve la nuşura bir rahmetike ya erhamer rahimin diyelim ne olur ne olmaz belki içimizden şu anda bizi dinleyen bir kardeşimiz benim gibi değil benim gibi öyle lisanında değil kalbinden dinleyerek ve işiterek bir estağfurullah dese eh elhamdülillah hayra vesile olduk demektir hiç kusura bakmayın kıymetli dostlar Ramazan'da Ramazan-ı mağfiret nişanın biraz da iklimine göre konuşacağız evet bu program mesnevi ve hikeme Ataiye'den... efendim güzel müntehabat kabilinden yani seçmelerin konuşulduğu bir programdı ama bizi takip edenler çok iyi bilirler ve hatırlayacaklardır ki muhakkak güncel mevzulara da temas ederek gitmekteyiz. Ahlakı hamidiye yeden, ahlakı reziliye yeden, efendim güzel ahvalden, edepten, irfandan, her şeyden konuşmaya gayret ediyoruz. Çünkü din Ramazan'da da kendisini gösterdiği gibi hayatımızın bütün alanını kapsamaktadır. Niye Ramazan'da dedik? İşte bakınız uzak zannettiğimiz aman bunlar nasıl Müslüman diye beğenmediğimiz kendimize göre kategorize ettiğimiz hüküm verdiğimiz insanlar bile Ramazan'da şöyle bir kendilerine çekip düzen verirler. Bu Ramazan'ın mağfiret ayı rahmet ayı oluşunun en güzel tezahürü ve eseridir. Ramazan'a göre adam kendisini düzeltiyor aman efendim bir aylık Müslümanlık tövbe tövbe işte hep bu bağnazlar örfle adetle dini karıştıranlar yüzünden bu hale geldik diyenler otursunlar oturdukları yerde örf ve adeti tanıyan bu adamlara niye ulaşamadıklarını düşünsünler. Bunlar örflerin, adetlerin, insan halkının, insanların kendi oluşturdukları toplum reflekslerinin okumasını iyi yapamayıp irşat ve tebliğ kabiliyetlerini bu sahada teksif edemeyenler Allah'ı Teala'nın ayetlerini ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzelliklerini niye anlatamadıklarını düşünsünler. İnsanların örf ve adetle bir şeyleri yaşayışını kendilerine sanki engelmiş gibi kabul edip elde olan birkaç tane doğruyu da birkaç tane doğru açık kapıyı da kendileri kapatıp ondan sonra tepeden inme bir din anlatmasınlar. Doğru okusunlar. Toplumu doğru okumak ayrı bir marifettir. İlim adamı demek sadece ilim nakleden papağanlık yapan satırlardan okuyan adam demek değildir. İnsanların kalbiyle ruhuyla bunu anlayan, okuduğu ilmin de hikmetine vakıf olup her kesten daha çok Allah'tan korkan, korkmaya çalışan, hatta ve kendisini Allah'a karşı en günahkar, en zalim, en şakî, en böyle asi kullardan görüp ümmeti Muhammed'i aziz bilip Yahu bu adam bu ayetleri bilseydi, bu adam şu sohbetlere erişseydi, şöyle bir muhitte yaşasaydı, şu anadan, şu dededen, şu babadan gelseydi elbette benden daha iyi olurdu diye düşünmesi icap eder. Ve dolayısıyla kıymetli dostlar bizler bugünlerin hepimize bir rahmet olduğunu anlayıp artık buradan işte şu da oluyor bu da oluyor diye beğenmeyerek Müslümanları tenkit edeceğimize doğru İslam'ı anlatmak ve dini doğru yaşamak için bir fırsat olarak bugünleri değerlendirmek zorundayız. Bakınız Nisan yağmuru diye bir şey vardır. Rumi takvime göre Nisan yağmurunu insanlar bilir. Birçok şifaya vesile olan bir kimyası vardır bu yağmurun. Başka mevsimlerde yağan yağmurlara benzemez. Çiftçiler çok iyi tanır Nisan yağmurunu. Nisan yağmuruyla toprak bereketlenir. Bire bin verir. Nisan'da yağmur demek çiftçinin yüzünün gülmesi, toprağın yeşermesi, tahılın, nebatatın baş vermesi demektir. Ama Nisan yağmuru aynı zamanda dikenlerin, zararlı maddelerin, çalının, çırpının, ayrı kotlarının da yetişmesine sebebiyet verir. Yılan bir de zehrini Nisan yağmurunun o suyundan, Nisan yağmurundan yaparmış şerli olan da bu yağmurdan kendisine göre bir şeyler çıkartabilir. Evet, Ramazan'ın da öyle bir yağmur bereketi vardır ki o yağmur bereketiyle evet her şey güzellikler de çirkinlikler de hepsi baş verebilir. Ama siz hangi tarafı tutuyorsunuz? Hangi tarafa tevessül edeceksiniz? Bunu bilmeniz icap etmektedir. Yoksa mevcut rahatsızlıklara bakıp ya Ramazan'da ya tamam güzel iyi Kur'an okuyorsun da kardeşim bir sürü abuk sabuk şey de ortaya çıktı demek Nisan yağmurundan şikayet etmeye benzer. Sen yağmurdan niye şikayet ediyorsun? Bu bir rahmet ayı. Sen ayıklaman gereken kısmını ayıkla ama bunu yaparken de şunu unutma. Bak güllerin dikenini kendi kafana göre budarsan kokusu da gider sonra gülün. Onun belli bir minval üzere insanların fıtratını zorlamadan bir tebliğ ve irşat metoduyla yapman lazım. Yoksa sen kendini veya biz kendimizi bizden daha iyi Müslüman yok havasıyla Ramazan'a girdik. Ramazan'da elbet bizim gibi adamların ayı bu ayda bu mevsimde işte böyle Müslüman olmak lazım bana bakınız diyeceğine şöyle olmamız lazım gerekiyor. Hadi beraber olalım kardeşim beraber yürüyelim tarzına girmek en akıllıca harekettir. Görüyorsunuz şu anda zaten Maddi ve manevi açıdan nasıl bir halde olduğumuzu herhalde burada anlatmaya gerek yok. Yani şu andaki geçtiğimiz, geldiğimiz noktanın ne vaziyette olduğunu konuşmaya hacet yok. Artık onu bunu beğenmeyip kendi kafasına göre çizmenin de bir alemi yok. Bakın bu iş hep böyle olacak. Yani herkes kendi itikadına, kendi inancına göre işte bak şöyle olduğu için böyle oldu. Böyle yapmadıkları için böyle olduğu gibi konuşuyorlar. Fakat bir bakıyorsunuz konuşmanın neticesi 10 dakika sonra benim gibi inanırsanız kurtuluşa erersiniz yoksa eremezsiniz şeklinde kendi reklamına dönüşüyor. İş böyle olmamalı. Bu çok saçma, gayet egoistçe ve asla Müslümana yakışmayan kibir kokan bir hal. Bu bu gerçekleri göz önünde bulunduralım. Şimdi güzel kardeşlerim, ne olursa olsun Ramazan bereketiyle gelmiştir. Ramazanın bizim siparişimize göre gelmesini bekleyemeyiz. Bu Allah Teala bize lütfetmiştir. Böyle bir aya kavuşmuşuzdur. Şimdi ne yapılmalı? Herkes kendi seviyesine göre bir basamak yukarısına, iki basamak yukarısına çıkmak için bir gayret sarf etmeli. Defaatle yani birçok programda hemen ilk iki üç günde bunları duymuşsunuzdur. Yani işte Ramazan'ın ayrıca bir manevi kamp havası olduğunu, Dolayısıyla nasıl kamplarda insanlar biraz daha fazla eforlarını şöyle ölçmek için ya ben nereye kadar dayanabiliyorum? Ne kadar nefesimi açabilirim? Şu hareketleri yapabilir miyim? Şöyle kalkabilir, şöyle yatabilir miyim? Şeklinde nasıl bir düzene girerler? Gıdasından yatış kalkışına, bütün yürüyüşüne, efendim her şeyine dikkat ederler. Ramazanın da hayatımızın bütün alanını kapsayan bir dini hayatın lütfen tekrar söylüyorum bir daha alıyorum cümleyi. Ramazan'ın bütün hayatımızı kapse, kapsayan, hayatımızın bütün alanında dinin geçerli olduğunu gösteren bir mevsim olduğunu, bir uyanma, bir arınma ama aynı zamanda bundan sonra da bunu devam ettirme şuurunu insana verdiğini unutmayalım. Böyle bir mevsim olduğunu çok iyi idrak edelim. Yani bir aylık bir çalışmanın şu eforu halledelim. Bu aylıkta Allah'la işimiz bitsin. Ondan sonra freni patlamış kamyon gibi hayatıma istediğim gibi devam ederim şeklinde Ramazan'ı öncesinden bozuk niyetle karşılamak Ramazan'dan sonraki Ramazan'ın içindeki bir bozuk niyetin ameline dönüşecektir. Tekrar ediyorum. Müminin niyeti bunu tekrar etmiyorum tabii yeni söylüyorum ama müminin niyeti amelinden eftaldir. Çünkü amelin iyi veya kötü oluşu kişinin niyetiyle ortaya çıkar. Niyet için ilim lazımdır, akıl lazımdır, bilgi, görgü lazımdır. Bunlara tekrar girmiyorum. Fakat şunu demek istiyorum. Ramazana başlarken bir aylık bir sınır kendimize göre çizer de Ramazan'ın bütün hayatımızı içine alan bir dini inanç, yaşayış şeklini görmez de Ramazan'ı halledeyim, ondan sonra 11 ay bildiğim gibi yaşayayım düşüncesiyle Ramazan'a girenler Ramazan'a girerken kötü niyetle girdikleri için, yanlış ve bozuk bir niyetle girdikleri için Ramazan'dan sonra bu niyet hayatımızda her şeyde olduğu gibi niyetler muhakkak vücut bulur. Ramazan'dan sonra bu niyet kötü bir hayat olarak bize kendisini gösterecektir. Yoksa Ramazan'ın suçu yoktur. Ramazan'da bir ay iyi durmanın bir suçu yoktur. Bunu bir aylık bir din gibi kabul etmek, bir inanç gibi kabul etmenin getirdiği niyet sakatlığı işte çarpık bir hayatla Ramazan'dan sonra başlayan abuk sabuk bir hayatla kendisini gösterecektir. E şimdi bunu duyunca bazıları belki hayal kırıklığına uğradı. Aa şimdi ne oldu? Yani ben şimdi Ramazan'da şuraya gitmedim. Bunu yapmadım. Şöyle etmedim. Ya mümkün değil. Ben Ramazan'dan sonra bu hayatı devam ettiremem. O zaman ben Ramazan'ı da bırakayım. Hayır böyle bir şey yok tabii. Yani yani tabiri caizse kıssadan hisse bu değildi. Böyle bir şey yok. Fakat şunu anlatmak istiyoruz kıymetli dostlar. Demin size arz etmeye çalıştığım birkaç basamak olsun hayatında bir şeyleri değiştirmeye çalışacaksın. Fakat bu birkaç adım yukarıya çıkartmak meselesine geldiğimizde lütfen burayı çok dikkatli dinleyin. İstirham ediyorum. Bu bölümü çok çok dikkatli dinleyin. Araya gitmeden evvel e, önemli bir mevzu. Biraz daha farklı bir üslupta, daha evvel anlattığımın biraz daha efendim uslup olarak dışında bir uslupta size konuşmaya çalışıyorum. Şimdi insan hayatı hakkında evet birkaç basamak kendisini ilerletebilir. Ne yapar? İşte şu günahı terk edebilir. İşte Kur'an okumayı öğrenebilir. İşte namaz kılmayı şöyle yapabilir. Hani bunlar ameldeki düzenlemelerdir. Fakat kıymetli kardeşlerim Ramazan'da basamak basamak çıkmayacağınız zaten sizde asgari olarak bulunması gereken çok önemli bir nokta vardır. Çok önemli bir nokta. Yani amelde insan yaşayışta hayatını düzenleyebilir. Mesela akşamları diskoya gideceğine gitmiyordur. İşte ne bileyim şu 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 işleri yapmıyordur. Kumar oynamıyordur, içki içmiyordur. Bunlar ameli bozuk amellerden birazcık sıyrılıp birkaç basamak yukarıya çıkmaktır. Fakat bir de basamak olarak kabul edemeyeceğimiz bir bütün olarak bir zemin teşkil eden ana temel mevzu vardır ki bunun basamağı aşağısı üstü başı olmaz. Tamamının anlaşılması lazımdır. O nedir efendim? İman. İman kıymetli dostlar. Bir insanın imanı basamak kabul etmez. Ben şimdi birazcık buraya inanayım. Şu 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 ayetlere inanayım. Şu şu peygamberlere inanayım. Peygamberin şu haramını kabul edeyim. İnşallah bakalım. Seneye de Allah büyük. bugün ben içkinin haram olduğunu anladım. Şöyle seneye de herhalde faizin haram olduğunu düşünürüm. Şu anda o noktada değilim. Bence faiz şöyle böyle. Fakat seneye düzeltirim gibi bir mantık olamaz mesela. Ha bak bir adam faizin haram olduğunu, içkinin haram olduğunu bilir de Allah muhafaza eylesin bunlara düşer, bununla meşgul olur, tövbekar olmaya çalışırsa bu ayrı. Bunu basamak olarak kabul edebilirsiniz. Fakat bu amel basamaklarının dayandığı bir zemin vardır ki o imandır. Dolayısıyla bir adam hareketlerini düzeltmek için en önce bir kere Allah ve Resulünün murad ettiği ve bize tebliğ ettiği gibi inanmak mecburiyeti bu Ramazan'ın değil sadece hayatımızın her anının vazgeçilmezi ve estağfurullah asgari müşteridir asgari diyorum ama siz bunu az manasını anlamayın muhakkak olması gereken temel manasını alın ki binlerce kat çıksanız da sizin temelinizle hepsi ilişiklidir dolayısıyla bu Ramazan'da bendeniz Şimdi bu ikinci bölümde sizlerle bulunduğum beraber olacağım dakikalarda Ramazan'ın ruhunu anlamak için herkes teraviye gitmek lazım, şu kadar tespih çekmek lazım, şu kadar iftar vermek lazım, fukaraya şöyle davranmak lazım gibi bunları bu amellere hatırlatıyorlar. Fakat ne hikmetse imani açıdan acaba hangi noktadayız bu Ramazan'ı kaçırmamak, bu mağfiret ve rahmet ayından mahrum olmamak için Nasıl bir imani yapıda bulunmalıyız? İşte bakınız bu hususta eksiklerimiz var gibi geliyor bendenize. O zaman Ramazan'ın faziletli ve çok güzel geçmesi için hangi fikri, hangi imani yapıda olmamız gerektiğini geliniz bundan sonraki şu önümüzdeki dakikalarda birkaç dakikada konuşalım ve nerelerden kaybımız, nerelerden zararımız olduğuna bakalım. Bu iman çerçevesinde nurlanalım, şuur sahibi olalım. O şuur aklımızı çalıştırmayı, bilgi sahibi olmamızı bize öğretsin. Ve böylece niyetlerimiz sağlamlaşsın, ortaya çıksın. Ve bu niyette güzel amelleri beraberinde getirsin. Yoksa Ramazan değil, her gecemiz kadir olsa, eğer imandan nasibimiz yoksa, eğer Kur'an'dan nasibimiz yoksa, eğer Efendimizin beyan ettiği İslam'dan uzaklaşmış, itikat noktasında hele hele uzaklaşmışsak, maalesef binlerce Kadir Gecesi'ni bir gecede yaşıyor olsak, her gecemizde böyle olsa, abartmıyorum ama biraz da sizi sarsmak, bunun ehemmiyetine biraz da genç kardeşlerimizi, veya henüz kendilerine ölüm erişmemiş akli muvazenesi yerindeki bütün kardeşlerimizi şöyle bir sarsmak Düşündürmek için söylüyorum. Muhakkak surette bunlara tabi olmamız lazımdır. Yoksa bu bu gecelerin bize faydası maalesef olmayacaktır. Belki azaptan kurtulacağız. Belki umumi rahmetten dolayı biraz nefes alacağız ama hastanın nefes alması, komada bir adamın nefes almasıyla sıhhatli bir adamın içine doya doya ciğerlerine nefesi çekmesi elbette bir olmayacaktır. Gelin bu sıhhat noktasını konuşalım ve ondan sonra da bunu da ikinci bölümde bağlayarak inşallah üzerinde dikkatli durmamız gereken konuları işleyelim. En başına bağlarsak konuyu öyle ilk bölümü tamamlamış olalım. Yani biz neyle uğraşıyoruz? Teferruatla mı uğraşıyoruz yoksa meselenin aslıyla mı uğraşıyoruz? Teferruatlar yüzünden mi insanları tahkir ve tazil ediyoruz? Yoksa hakikaten de imani noktada bir zaaf var da bunun ikazı ve irşadıyla bu meşgulüz. Gelin buna bu konuşmalardan sonra inşallah karar verelim. Kıymetli dostlarımız ikinci bölümde sizlerle beraberiz. Efendim Ramazan elhamdülillah eriştik dedik, rahmet ayı olduğunu söyledik. Bu mevsimde nice güzellikler bahşedilmiştir mümine diye beyan ettik. Ve Ramazan'dan azami istifade etme düşüncesi, kaygısı, endişesi normal orta halli her müslümanın bir derdi olmalı tabii ki. Fakat bunu yaparken amellerimizi böyle biraz daha iyi bir noktaya taşımaya çalışırken muhakkak itikat noktasındaki düşüncelerimizi de gözden geçirmek durumundayız ki dedik, böyle söyledik ilk bölümde. Ve bunun da öneminin nereden kaynaklandığını anlatırken amellerin değer kazanabilmesi, amellerin salih statüsünde bulunabilmesi için muhakkak iman şartı olduğunu sizler de biliyorsunuz. Bunu hatırlatmış olduk. Peki en önce bir kere amen tübillahi meselesine bir temas etmek lazım. Çünkü maalesef bu amen tübillahi de yani amen tü meselesini de bir örfmüş, bir adetmiş gibi lanse etmeye çalışan insanlar türediğinden Maalesef biz onlara o etkiye tepki olarak konuşmak istemiyoruz ama alenen ortada konuşulan yanlışlıklara da muhakkak temas etme mecburiyetimiz zuhur ediyor. Şu amen tübillahi meselesini doğru anlamak lazım. Bir kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amen tübillahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi Haydihi ve şerrihi min Allahi Teala vel ba'su ba'del mevt bunu bu şekilde kabul etmek hak olarak kabul etmek bu amentü sığası amentü cümlesi yani ben Allah'a iman ettim onun meleklerine iman ettim onun indirdiği kitaplara iman ettim onun peygamberlerine iman ettim öldükten sonra ahiret gününe dirilmeye Aynı böyle yaşadığımız gibi bir gün bağış olacağımıza, ölümden sonra dirileceğimize iman ettim ve Allah Teala'nın bu hayır şer olarak benim hayatımda gördüğüm her şeyin takdir programının dışında olmadığını, evvelce yazılım programında mevcut olduğunu ve bunların ben her ne kadar ben yapıyorum da zuhur ediyor gibi görünse de veya benim dışımda da gelişiyor gibi olsa da Allah Teala'ya bir sürpriz olmadığını hayatımda ben sürprizlerle karşılaşsam da benim ilmimin mahluk olarak sınırlı ve hudutlu oluşumun sebebidin, sebebindendir. Ama Allah Teala her şeyi allamel huyubtur, her şeyi bilmektedir ve onun ezeli programında bunların olabilme ihtimali onun indinde mevcuttu. Benim hayır şer olarak gördüklerim benim tercihimle vücut buluyormuş gibi bana görünse de bizzat Haliki ben değilim. Bunları bizzat ben yaratmadım. Fakat bu bunun yaratılmasını Allah'tan istediğim ve tercih ettiğim ve bu yazılım programında bunları harekete geçirdiğim için Allah bana niye bunu yaptın? Niye bunu bu şekilde tercih ettin diye hesap soracak. Fakat Ezeli ilahide bir kader programı vardır diye kadere hayır ve şerre iman ettim demek Amentü'nün bu altı maddesi imanın altı esası olarak karşımızda durmaktadır. Efendim iman esasları bundan ibaret değil ki. İşte Allah Teala'nın Kur'an'da şöyle yazıyor, böyle yazılıyor gibi. Sanki bu Amentü billahi bizim dedeler uydurmuş. Böylece çocuklarına, torunlarına anlatmış. Artık bu örfle alakalı iman şeylerini geçin. Kur'ana bakın. Oradan tek tek iman maddelerini bulun şeklinde bir dalga çıkmaya başladı. Yani dalga geçilmeye başlandı. Halbuki hadisi şerifte Cibril hadisi şerifinde Hz. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme insan suretinde gelen Cebrail aleyhisselamın iman nedir diye sorduklarında aleyhissalatu vesselam efendimizin o imanın nasıl olduğunu bu amentü şeklinde ona anlattığını bilmekteyiz. Bu kesindir kıymetli dostlar. Ha, onun haricinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde Allah için sevmek, Allah için buğzetmek etmek iman, imandır şeklindeki izahlar bu imanın zahiren inanmamız gereken maddelerinin altında manevi olarak da yani manevi olarak da ne vardır efendim? Ne vardır? Onun kendi içerisinde maddeleri vardır. Ama bu altı maddenin yok olduğuna veya altı maddeden ibaret değildir diye itiraz etmeye mahal vermez. Çünkü Efendimiz madem ki böyle özetlemiştir, din de sana bana inmemiş, kitap da sana bana inmemiş, peygambere inmiş ve din dediğin şey ondan öğrendiğin bütün ilahi manzumedir. Burada sana düşen ümmeti Muhammed olarak Hazreti Muhammed'den öğrenmektir. Kendi kafana göre gitmek değildir. Heh. Şimdi imanın mesela imanın şartlarından var mı Allah'ı çok sevmek imanın şartlarından? Peygamberi sevmek var mı imanın şartlarından? Yok. Ama bak iman kelimesi altında bu var. Bunu düşündün mü? İman ne demektir? Ya kıymetli dostlar biz sizlere burada tarif yaparken bazıları böyle hamasi duygularla böyle bazı tavırlarla işte mesela duyuyorum yazık yani lüzumsuz gıybet buna yok çenesi kuvvetli yok işte çok güzel ifade ediyor ya kardeşim nelere takılıyorsunuz ya ne demek çenesi kuvvetli hani tamam çenesi kuvvetli de bir şey bilmiyor de cahil de alim de o umrumuzda değil yani insanların ne dediği çok umrumuzda değil bir yere kadar umursarız bunu e hesabını vereceğimiz sözleri konuşmaya çalışıyoruz. Yok ifadesi kötüydü, iyiydi. Bunların mütalasına girmeyin. Anlattığımız hak mı ya? Ona bakın. Hak mı konuşuyoruz? Bakın biz senelerdir televizyonlarda, radyolarda şunu söyledik. İman sadece bilmek değildir. İman kelimesinin altında severek inanmak vardır. Severek bilmek vardır. Bildiğin şeyden hoşlanmak vardır. Allah'ın birliği. Hoşlanıyor musun bundan? Muhabbet ediyor musun? Allah'ın kitaplarını kabul ediyorsun. Etmesen ne olur? Kabul etme. Kitap ortada işte. Gördüğünü inkar edene deli derler. Yok efendim karbon testini de yap. Yok işte tevatüren gelen haberine de bak. Bugün İstanbul'un fethini inkar etmek, aya gidişi inkar etmek, şu ülkelerin falanca toprağın, şu karşında duran insanı inkar etmekle, Kur'an'ı inkar etmek, elde bir kitap olduğu hususunda yoktur böyle bir kitap demekle aynı deliliktir bu kitabı ister kabul et ister kabul etme deli derler en fazla. Yani imansız, kafir, ateist falan demeye hacet yok. Böyle bir kitap var ortada. He bu kitabı peygamber yazdı diyenler zındıklar vardır. Zaten kitapta bunu söylüyor. Zelikel kitap la raybe fi. Bu kitapta şüphe yoktur. Nerede de şüphe? Acaba beşer sözü müdür? Orada şüphe ediyorlar. Yoksa ortada bir metin var. Ortada bir metin vardır. Bunu inkar edemezsin. Ama iman o kitabı kabul etmekle bitmez. Çünkü iman kelimesinin amentü billahi diyorsun, alimtu demiyorsun ki, alimtu billahi demiyorsun ki ve Allah'ı bildim demiyorsun ki veya semi'tu demiyorsun ki, işittim demiyorsun ki, amentü diyorsun. Bana gelen bu haberi kalbimle, muhabbetle tasdik ettim demektir iman. İşte o sebepten dolayı amentü billahi'ye bakıp imanın şartı altıdır ama Allah'ı sevmek yoktur diyen ahmak, İmanın ne manaya geldiğini bilmediğinden bu söz söylüyordur. İşte bu kadar cahil bir adamın kendisine alim diye satması ve satmasını geçtik. Müşteri bulması vehamet üzere vehamet. Zulüm üzere zulümdür. Yani bu çok dehşet bir durumdur kıymetli dostlar. Zaten hep söylüyoruz. Biz böyle biraz edebiyattan, biraz şiirden, biraz ilahiden, hikeme atayiyeden, mesnevi maneviden konuştuğumuzda diyorlar ki ya hocam edebiyatı bırak ya insanların ihtiyacı olan imanı anlat. Ve güzel kardeşim adam lisanı bilmiyor ki daha aynı lisanda anlaşamıyoruz. İman diyorum ben, iman etmek lazım Allah deyince onu Allah'a iman et. Var benim imanım diyor. E iman o değil ki Allah'ı sevmek de o iman kelimesinin içine dahil. İşte adam lisanı bilmezse, aynı lisanda konuşamazsak nasıl anlatacaksın sen onun İslam'ı? Bu lisanı boşuna mı bozdular kıymetli dostlar? Lisanı niye bozdular? Babalarının hayrına mı bozdular? Biraz da öyle babalarının hayrına bozdular belki de. Bozdular ama niçin bozdular? İşte bak lisan bozulunca insan da bozulur. Şimdi lisan deyince hemen oradan birileri ...farklı bir şekilde bayrak açmaya kalkmaz. Aa, ama Türkçe'yi mi kastediyorsun, Kürtçe'yi mi kastediyorsun? Ya bırakın Allah'ını severseniz ya. Yani artık bu çocuklukları bırakın ya. Lisan dediğimizde, Allah dediğimizde, Allah lisanı dediğimizde... ...din anlattığımızda, hissiyat anlattığımızda... ...vatan, bayrak, toprak, şehit, ana, çocuk... ...hatta bir buğdayın yetişmesini anlattığımda... O tarladaki çiftçiyle şehirdeki adamın aynı heyecanı hissetmesine vesile olan ortak lisanı konuşuyorum ben. Bu lisanı kaybettik kıymetli dostlar. Ramazanda bizim bunu da keşfetmemiz lazım. Niye fukarayla beraber oturuyoruz? Sadece ver yediğin yiyecekten gitsin diye mi? O bir ünsiyettir, muhabbettir, kalplerin kaynaşmasına vesiledir. Birbirimizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Hadisi şerifi de hadistir. Bak amentünün esasında yok bu yok ama peygamberi seviyorsan onun ümmetini de seversin mantığı imandan kaynaklanıyor başkaları mal bulmuş mağribi gibi bizi açığa düşürmeye çalışıyorlar he hocam madem hadisleri kabul ediyorsun ey bak bakalım efendimiz buyuruyor ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız Ahmet'te de var mı bu diyor var tabi var tabi ama sen iman denildiğince imanın ne olduğunu bilmediğinden imanın muhabbetle bilmek olduğunu bilmediğinden, ahiret gününe gidecek bir adam, kullarla beraber o kıyamet zahmetsine, ahirete sevk edileceğini bilen bir adam, içinin dışına çıktığına inanan bir adam, içi dışına çıktığında bundan utanmamak için mümin kardeşine içten hiyalet eder mi? Sevemezlik edebilir mi? Bunu sen mi düşüneceksin? Allah mı düşünecek haşa? Sen kendi kafana göre hadisleri, bilinmeleri budayıp da, bu Budist felsefeden daha beter, ne üdü belirsiz bir İslam'ı ortaya koymaya, bedeviyetten bile uzak, bambaşka bir şey ortaya koymaya çalışırken hiç düşünmüyor musun? Sen kelimeleri düşünemediğinden, idrak edemediğinden dolayı bu noktadasın. Bunu anlayamıyor musun? Sonra kalkıp sadece Kur'an'ın metnini okurum anlarım diyorsun. Hazreti Ali radıyallahu an efendimizin sünnet-i seniyeye nasıl tabi olduğunu hatırlayın. Kendisinin bir sözü var. Vallahi diyor. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena ederim. İftihar maksadıyla söylemiyorum. Tahtisi nimet. Yani Cenab-ı Hakk'ın üzerindeki nimetlerini ifşa ve hamd etmek makamında söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet yok ki ben o ayette ne zaman indi hangi sebeple hangi hadise üzerine indi Resulullah kimlere yazdırdı nasıl kaydettirdi ne mekanda ne zamanda okundu bunu bilmediğim bir ayet yoktur diyor Kur'an-ı Kerim'de fakat zerre kadar Allah Resulü'nün sünnetinde terk etmiyor ben Kur'an'a bakırım bundan sonrasını çözelim demiyor sen hangi yüzde, hangi edep dışı takat hangi edep dışı bu kendi kendine göre biriktirdiğin şeylerle hem Müslümanlara hem İslam'a kafa tutar. Sonradan da yeni bir şey ortaya çıkartıyormuş gibi aslında haricilerin birebir aynısı olan bir yolu takip edersin. Kıymetli dostlar imanın kendisinde iman kelimesinin kendisinde gözde göremediğin fakat kalben hissettiğin ve doğruluğunu Allah ve Resulünün kanalıyla sana bahşedilen din vesilesiyle öğrendiğin muhabbeti tahsil etmek olduğundan Muhabbetle Allah'a inanmak ve bilmek. Allah'ın meleklerine muhabbet etmek. Çünkü mesela Yahudiler, peygamberlere düşman olduklarını bilirsiniz siz sadece. Fakat Kur'an-ı Kerim'de kayıtlıdır. Cebrail'e, Mikael'e falan kafa tutuyorlar bunlar. Kendilerine göre he. Yani aptallığa bakın. Melek beğenmezler mesela. Bu meleklerin varlığını biliyorlar ama sevmiyorlar. Yahu allah Teala daha nasıl anlatsın mübarek kardeşim? Allah'ın melekleri vardır deyip onları da sevmek bu işin içine dahildir. İman kelimesinin tahtındadır bunlar. Kitaplarına iman. Kitaplarına iman noktasında şöyle bir parantez açmak lazım. Müsned'de geçiyor Ahmet İbni Hanbel'in. Sizin için ümmeti Muhammed için Hristiyanlardan, ehli kitaptan Yahudilerle olan ilim alışverişinizden korkarım. Niçin ya Resulallah? Çünkü onların ayet olarak söyledikleri belki ayettir hakikaten tahrif edilmemiştir. Siz sadece onları inkar etmek için inkar edersiniz. Bu sefer Allah'ın bir ayetini inkar ettiğinizden günahkar olabilirsiniz. Bazen de tahrif edilmiş bir şeyi okurlar. Siz bunu kabul edersiniz fakat onlar bunu Allah'a iftira için söylemişler. Aslında aslı astarı olmadığı bir sözdür. Bunu kabul edersiniz yine imanınız zedelenir sizinle onlar arasındaki münasebetten dolayı korkuyorum buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mealen Ahmet İbni Hanbel'in müstedinden bunu okuyabilirsiniz. Kıymetli dostlar biz Allah'ın indirdiği kitaplara var olduğuna inanırız ve Kur'an-ı Kerim'in o kitapların hepsinin içindeki bulunan muhteviyatı en güzel mükemmel ve mükemmel. Yani eksikliklerini de tamamlayan bir kitap olduğuna inanıp çok da sevmek mecburiyetimizdeyiz. Kur'an'ı sevmek, Kur'an'dan hoşlanmak. Yani değil şu ayetleri seviyorum da bunu beğenmiyorum. Şunu kabul ediyorum da bunu kabul etmiyorum demek. O zaten küfürdür. O maddi kısmıdır işte. Madde kısmını inkardır ki iman dışı olmaktır. Fakat o kitaplara imanın tahtında, o iman etmenin, o sözün altında Kur'an'ı sevmek, Kur'an ehlini sevmek, Kur'an'ı öğreteni sevmek, Kur'an'ı anlamayı sevmek, Kur'an'ı hayatına tatbik etmeyi sevmek, çocuğuna sevdirmek, çocuğuna sevdirenleri sevmek, bu programları hepsi onun içerisine girer. O yüzden iman alametidir bunlar. Bunu farklı bir şekilde anlatıp da insanların kendisini satmasına müsaade etmeyin. Biz amentü Tübillahi doğru anladığımızda mesele hallolur. Peygamberlere iman daha keza. Ahirete iman daha keza. Ve kadere iman da kıymetli dostlar. Hele kadere iman. Asla sevilmeden Allah'ın takdiri ilahisini ancak Allah'ı ve onun takdirini sevmeden aşılabilecek bir şey değildir. Kader dağı. Dağ gibidir kader. Kadere inanmakla adam turnosol kağıdı gibi. İmanı var mı yok mu, muhabbeti var mı yok mu ortaya çıkar. Kıymetli dostlar, bizim Ramazan'da en iyi anlamamız gereken şey hakikaten imani noktadaki duruşumuz ve bu iman itikadi noktalarını gerçekten içimize sindirip sindiremediğimizin bir ölçüsünü yapmamız, bir tartıya almamız icap ediyor. Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'de daha sevmem gereken, haberdar olup bilip sevip hayatıma tatbik etmem gereken muhabbetle bunu yaşayabilmem gereken nice ayetler var. Yahut daha nice güzellikler var. Ben sevmek için hangi noktalardan bakmam lazım? Hangi imani perspektiften bakmak lazım? İşte Ramazan'da bunu anlatmak lazım. Bak şimdi şu konuşmayı bile birçoğunuz belki değiştirdiniz, belki dinlemiyorsunuz. Sıkıldınız. Şu anlattıklarımı felsefi görüş olarak düşünen adamlar bile var. Fakat insaf edin. Şimdi ben burada şunu okusak çok iyi olur, bunu okusak bilmem diyor. rızkın açılır. İşte iftarda menün azsa şöyle bir tedbir yaparsan şöyle güzel, hazım için şöyle olur. Yemek yedikten sonra şöyle yatarsan iyi olur desem, herkes sesi biraz daha açar. Hoca ne konuşuyor diye. Ve kardeşim ama bu, bu değil ki iş. Mesele bu değil ki. Senin hayatında kendi koyduğun rutin haline getirdiğin, zaaflarının ve isteklerinin tezahürü olan hayat şeklinden Ramazan seni bir nebzecik alıyor gel bana diyor ya biraz gel bana benden rahmet bul mağfiret bul insan gibi ol diyor gel burada öğren sonra hayatı 11 ay böyle devam et bir tatbik et bakalım sonra tekrar görüşelim diyor Allah ömür verirse gel diyor kendi kadrini bil Kur'an'ın kadrini bil imanın farkına var Ramazanı böyle görmek lazım ve bu hususta biraz derinleşmek lazım. Kıymetli dostlar bir ara verelim İnşallah tekrar konuşmamıza devam edelim. Eğer sıkılmadıysanız eğer eksiklerimizi belki ikmal eder bu adam dur bakayım 3. bölümü dinleyeyim diyorsanız burada biz bulunmaya gayret edeceğiz ve selam. ...mücevheratta markaların kesiştiği nokta... ...öz kuyumculuğun katkılarıyla hazırlanan... ...mesnevi hikmet kısa bir aradan sonra devam edecek. Kıymetli dostlarımız... ...evet ilk iki bölümde... ...Ramazan'ı, mağfiret nişanın özelliklerine, güzelliklerine... ...bir farklı veçeden... ...yani çok çok alışılık olduğumuz tarzda değil belki ama... Bir farklı veçeden daha doğrusu en önemli elzem olan sahadan bir kez daha bakmak isteğiyle bir şeyler anlatmıştık ve dedi ki iman meselesi çok çok mühim Evet kişi biraz daha fazla Kur'an okuyabilir. Biraz daha fazla dikkat eder. Ne bileyim sövecekken kendisini tutar, kumar oynamaz, içki içmez. işte belli sef sefih hal hallerden, ortamlardan uzaklaşır. Yani ne bileyim işte camiye daha fazla gider. Bunlar amel olarak insanın kendisine çeki düzen vermesidir ama dedik değil mi ilk iki bölümde yeni açanlar içinde tekrarlamış olalım ama dedik imani noktadaki duruşumuzu çok iyi gözden geçirmemiz lazım ve şu minval üzere yürüyorduk Ramazan bir aylığına bizden Müslüman olmamızı isteyen bir ay değil Müslümanın hayatının her safhasında dinin inancın Allah'a imanın tezahür etmesi gerektiğini gösteren bir aydır ki bundan sonraki gün ve geceleri idrak etmemiz için bize misafir olmuş bizi şöyle bir kendisine almış yeni bir insan olarak bizi bayramla birlikte diğer on bir aya adeta uğurlamış uğurlayacak olan bir aydan bahsediyoruz ve dedik ki bu bir ay kendimi tutayım sonradan da her haltı işlerim demek Ramazana girerken daha niyetin bozuk olduğunu gösterir ki bu Ramazandaki bozuk niyet kendisini bir ay sonra kötü fiil olarak gösterecektir. Bakın bunu radyolarda, televizyonlarda, her yerde, konferanslarda şu birkaç gün herkese söylüyorum. Herkese de ilan etmek istiyorum. Baştan niyetimizi sağlam tutalım diye. Ve bu niyetten evvel amellerimizde hayatımızı düzeltmeye, çeki düzen vermeye gayret ederken İmanın ne büyük bir nimet olduğunu ve bu iman esaslarını Kur'an'la Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber onlardan öğrendiğimizi. Zaten Kur'an'la Efendimiz diye ayırmak da çok büyük bir hatadır. Efendimizi bilen Kur'an'ı bilir. Kur'an'ı bilen Efendimizi bilir. Bir adam Kur'an'ı biliyor da Efendimizi bilmiyorsa, Efendimizi biliyor da Kur'an'ı tanımıyorsa onun Müslümanlığı ve dini anlayışı, dini anlayışındaki isabet edişi kendisinden rivayettir. Yani kendisinden rivayet. Böyle kendi kendine bir şeyler yapıyor, kendi kendisini görüyor demektir. Selfie, selefi diyorlar yani böyle sel böyle bakıyor adam uzaktan, kendisini böyle alıyor, kendi kendine çekiyor selfie. <laughs> yani o o o o o. Selefilik ayrı bir şeydir. Selefi dediğinde hep söylüyoruz bunu mesela biz selefiyiz neden selefiyiz çünkü İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin mezhebi üzerine hanefiyiz hanefi mezhebi demek selefin yani Efendimizin ashabının Kur'an-ı Kerim'in indiği zamandaki o Kur'an-ı Kerim'in inişiyle beraber onlardaki ameli tatbikatın en iyi araştırmasını yapan ve onun hükümlerini bizim için ortaya koyan bir ekole, bir ilmi, bir ameli mezhebe mensubuz. Bu mezhep bizi ayrı düşünmüyor ki. Şafiisi, Hanbelisi, Malikisi, Hanefisi bunların hepsi birine bakıyorsunuz işte kitap, sünnet, kıyası, icma, kıyası, fukaha oradan sonra usulü fıkıh şekilleri kendine göre şekil alıyor. Medinelerin örfü, Mekkelilerin örfü, Hatta bazı alimler Kudüs'teki Müslümanlar fetihten sonra Hazreti Ömer devrinde nasıl yaşanmış bunu bile örnekleyerek ha diyor bak şu ibadetin aslı şurada da var falanca Şam bölgesindeki Efendimizin vali olarak gönderdiği zat şöyle yapardı şöyle uygulama yapardı diye hep bunları araştırıyorlar. Biz onu en iyi anlamak için bir okula bir ekole mensup oluyoruz bir mezhebe mensup oluyoruz. Bunun ayrı bir adı yok ki sanki doğrudan kendisine Cebrail gelmiş gibi hava basmanın bir alemi yok ki. Biz işte ona buna bakmıyoruz biz kendimize göre bak kardeşim sen de öğren aç Kur'an-ı Kerim'i kendin oku fetva ver. Bunu hangi mahkeme kabul ediyor yani hangi bunu girmiyoruz artık zaten bu bunların her ne kadar şu anda sessiz sedasız yine bildiklerini okusalar bile artık bunların bu görüşlerinden mal olduğunu kimlerin mal ve sermayesiyle Müslümanlara mal edilen nasıl tuzaklar olduğunu nasıl bugünlerde biz belli yerlerin belli kişilerin belli cemaatlerin hiziplerin farklı yerlere çalıştığını görüyoruz. Yarın bir günde bu fikri fraksiyonlara sahip insanların kimlerin güdümünde hangi sermayeyle nasıl ortaya çıkartıldığını bir gün göreceğiz. Ama şu böyle ortada kalan kendine göre başkalarından farklı ille bir şey yapmak isteyen insanların egolarını ön plana çıkartıp da farklı giyinmeye, farklı görünmeye böyle insanları teşvik eden bir kapitalist sistem var ya. Kimisinde dinden uzak olarak sen nasıl bir farklısın, karakterini göster, fark yarat gibi sözlerle bir yandan ehli dünyayı moda şeklinde kurgularken kendilerini bu ehli dünya gibi görmeyip ehli ukba gibi gören din sahasında gidenlerin de bir yandan aynı şekilde egolarını tatmin edip sen daha farklı nasıl görünebilirsin? Farkını fark et. Onlar gibi olma. Sen deden gibi değilsin. Sen falanca gibi değilsin. Sen bak sen ortaya koy. Sen süper mücahitsin. Falan tarzında pohpohlanan ve Müslümanları başına bela edilen insanlar da elbet bir gün deşifre edilecek. Bunlar ortaya çıkacak. Belki o zaman bu konuşmalar çok daha iyi bir... Nereden biliyorsun efendim kahin misin? Kahin olmaya lüzum yok ki. Adamın kokusundan belli, kokusundan. Kokusundan belli. Yani hangi meslek olursa olsun bir meslek erbabı ne bileyim bir marangoz şöyle bir baktığında bir koltuğa bir sandalye yap adam buradan malzemeden çalmış çivileri dışarıda baş baş görünüyor. A ağaç bilmem ne, e, takos kullanacağı yere adam odun gibi beton çivisi koymuş onu erbabı baktığında anlamaz mı? Burasını almış bu malzeme olmaz. Suyu gördüğümü şişer dediğinde aa çahin misin arkadaşım nereden biliyorsun diye söylenmez. Adamın mesleğidir bu. Bu meslek içerisinde bulunanlar da bu işin sahtesini ayırt ederler. Biz sahtekar demek istemiyoruz ama hakikaten bir aldanmışlık mevzu var. O yüzden o sebepten diyoruz ki kardeşim tamam bunu beğenmezsin şekil olarak şunla bununla teferruat belki teferruat diye kabul edeceğimiz şeyler olabilir ama asıl olan bir imani mesele vardır ki kıymetli kardeşlerim iman eşittir muhabbetle bilmenin adıdır iman eşittir muhabbetle bilmek iman etmek muhabbetle bilmek demektir yani o inanmak olduğunu zaten biliyoruz bunun bilmek noktasında bir şey öyle bir imandır ki bu imandaki biliş öyle bir biliştir ki Dünya patlasa çatlasa bütün insanlık hepsi birden Allah yok dese, Hazreti ise Allah'ın oğlu dese, din iman namaz Kur'an yoktur dese, ayetlerin hiçbirisi yoktur, bugün hükmü kalktı dese, bütün insanlık bütün herkes böyle olsa eğer sende iman varsa bunların hiçbirisinin doğru olmadığını kesin kes kalbinde bilecek kadar sağlam yerleşmiş bilginin adıdır iman. Ha ben böyle inanıyordum ama böyle değilmiş dediğin şeyin adı iman değildir. O senin zannındır. Ya ben böyle olacak zannediyordum. Aa böyle değilmiş abi. Nereden görüyorsun? Haberlerde duydum. Ama iman öyle bir şeydir ki ve öyle sağlam olmalıdır ki Allah muhafaza eylesin. O sebepten dolayı yanlış bir şeye inanan iman seviyesine onu çıkartan bir kişi, bütün haberler binle, bazen şaşırıyoruz ya, diyorsun ki bu kadar güzel şey yapılıyor, bu kadar her şey ortada, bu kadar binlemde, ya nasıl inanmıyor diyorsun? E kardeşim iman etmiş adam, iman etmiş iman etmiş imanın iman seviyesine bu düşünceyi çıkartmış adam, bunu kabullenemiyor. O sebepten dolayı bir kere imanın nasıl olması gerektiği ve neye inanmamız gerektiği hususundaki şeyleri teferruat olarak kabul edemeyiz. Allah'a iman noktasında. Mesela bir adam Allah'a inansa da Allah Teala tahtında oturuyor dese, Allah Teala kürsünün üzerinde oturuyor dese. Sonra bunu kendince ayeti tevil etmeden, tefsir etmeden böyle ayetlere inanmış olsa Allah'ı kendisi gibi yarattıklarına benzeyen bir Allah olarak düşünse, Allah'ın oğlu var dese, Üzeyir Allah'ın oğlu dese, Hazreti İsa Allah'ın oğlu dese, bunların hepsi küfür müdür? Küfürdür. Bu adam teraviye gitse ne olur? İftar yemeğinde seninle beraber otursa ne olur? Ha beraber oturuyoruz. Şu demektir bu. bir iftar yemeği verdik. Bir yemek veriyoruz. Siz de gelin kardeşim. Neden? Sen bizim muhallemizin Hristiyanı sen bizim muhallenin Yahudisisin. Sen de bizim memlekette iş yapan iş adamısın. Ha, imani noktada senle ben aynıyız demek değil bu. Bakın bunun altını çiziyor. Ama efendim insanlar hayır kardeşim ayırmıyoruz. Ayırmıyoruz. Ama şimdi her halde bunun bir ölçüsü vardır. Mesela bir sen de benim kız kardeşim gibisin dersin bir belki bir hanıma ama hakikaten de kız kardeşin değildir. ...kız kardeşinle beraber yaptığın muameleyi ona yaparsan... ...başka başka şeyler çıkar arasında. Öyle değil mi? Aa sen de benim çocuğum gibisin dersin ama çocuğun değildir. Yani arada bir hukuk farkı vardır. Şimdi burada bir, bir yani çocuğun mesabesindesin. Ben çocuğumu düşünürken senin de bir çocuk olduğunu düşünürüm demektir o. Ben kız kardeşimi düşünürken senin de kız kardeşimin standartlarında yaşamanı... ...düşünürüm demektir. Bu insan olana, Müslüman olana yakışandır. Ama aynı din yok canım hiçbir farkımız yok işte sizin de kendinize göre bir inancınız var ne kadar hoş bizim de kendimize yok kardeşim böyle bir şey böyle bir iman yok e sonra bu bir yerde zaten kokar yani sen neyi ne yapmaya çalışıyorsun İman ayrı bir yerdedir o senin kendi kategorilerinin siyasetinin birliklerinin ötesinde senin kurmaya çalıştığın düzenin ötesinde o Allah'ın koyduğu bir nizamdır. Sen onu kendi kafana göre tayin edemezsin ki. O halde bir müminin imanın sana ifade ettiği şeylerle belki sen bakın şunu da söyleyeyim. Belki bir Hristiyanın hukukuna o halinden çok daha evvel, çok daha güzel, çok daha kaliteli bir şekilde bir Hristiyanın hakkını koruyabilirsin sen. Bu iman buna mani değil ki. Fakat imanından vazgeçerek böyle bir şey yapman, mümkün değildir kıymetli dostlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Sen imanından, inancından vazgeçemezsin. Bir arkadaşımı anlattılar. Benim hocamın bir talebesiydi. İşte bir iş yapıyormuş, bir sektördeymiş, reklam işi bilmem ne iş yapıyormuş. E falanca binlemle kurumun bütün reklam işlerini o yapmış, o yapıyormuş. E nasıl oldu şimdi bu? Bu adamlar faizle iş yapıyorlar. Bu adamlar her türlü ahlaksızlığı anlatıyorlar. Sen sen nasıl yapıyorsun bu işi? E şimdi efendim bu iş başkaymış. O yapmasa başkası yaparmış. Başkası yapsa. Ya senin imandan gelen hiçbir karakterin yok mu kardeş? Bir de tehlikeli bir şöyle bir şey çıkmaya başladı. Bakın Ramazan konuşması bunlar. Şimdi siz diyorsunuz ki iki tane ayet meali versin. Kardeşim sen arabayı park ettikten sonra bir zahmet ver. Aç Kur'an-ı Kerim'i mealini oku ya. Kusura bakma yani. Biz cemiyeti ifsad eden şeylere karşı buradan da konuşmak durumundayız. Hiçbir vakit dizi film seyrederken vaktin nasıl geçtiğini düşünme. Başka türlü eyyamcılık yaparken düşünme. Şu saatlerde biz birbirimizi ikaz edecek işin mantalitesini anlatmak durumundayız. Ne iş? Hem bir yandan e, maydanozları doğrayacak, soğan doğrayacaksın. Bir yandan da Kur'an ayetlerini mani hissedici şey yapacaksın. Yok böyle bir talim yok haberin olsun kulak dolgunluğuyla ilmi tedrisatı aynı kefeye koymayın. Tabii ki bir insanın haberdar olması, duyması ve biz de bunları yaparken duyurmaya çalışıyoruz ama buradaki maksat şudur. Yani siz burada beş dakika dinlediniz, bakın bunun varlığından haberdar olun. Geçin de kendiniz buna mesai ayırın demek içindir bu. Kıymetli dostlar bunun içindir bu iş. Yoksa buradan talim ettirmek için değil. Yok böyle bir şey. Yani bunu kafanıza Hepiniz muhakkak koymuşsunuzdur. Bunun da böyle olmadığını siz de biliyorsunuzdur. Bu konuşmalar daha evvel birazcık gayret edip de okumaya, öğrenmeye çalıştığınız bir şeyin farklı bir açılımını, farklı bir şekildeki yorumunu dinlediğinizde size katkı sağlayabilir veya hiç duymadığınız bir şeyi burada duydunuz. Sonra gidip kendiniz baktığınızda kendiniz okuduğunuzda gerçekten de tetabuata, müktesebata biraz tedrisata öğrenmeye gayret ettiğinizde bu konuşmaların faydası vardır yoksa öyle gideceksin buradan dinleyeceksin ilim sahibi olacaksın hop oh ne güzel hem yemeği yaptın hem araba kullandın hem bir şeylerle meşgul olurken biraz bir şey dinledin oh ilim sahibi de oldun yani öyle bir şey yok yani öyle bir şey olsaydı zaten bunu başka türlü ilim sahalarında yaparlar bir de bu kadar programımızı seyrettim deyip adama diploma da verirlerdi. Yok böyle bir şey. Değil mi kıymetli dostlar? Şimdi şöyle bir tip 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 de çıkmaya başladı. Ramazan programına yakıştıramayabilirsiniz şu havayı. Ama bizi dinlemek lazım. Bunları bir dillendirmek lazım artık. Çünkü şuur noktasında ciddi kan kaybetmeye başladık biz. Yani bunları çok iyi fehmetmek lazım. Acizane kanaatim. Şöyle bir Müslüman tipi çıkmaya başladı. Müslüman kendine göre plan dini biliyor şimdi. Bir malı alırken, satarken ki fıkhi ölçüleri de biliyor. Şöyle bir bakıyor. He diyor bu şu İslama uygun ama diyor bizim sektörde bu İslama uymayan tarafını da kanunen yaptığımızda bir beyis var mı? Yok. Hangisi benim karıma? Şöyle yapayım diyor. Malı alırken diyor İslami usule göre alayım. Malı satarken diyor faize göre satayım. Al sana bir bela işte. Al sana bir bela. Şimdi bu adam Ramazan'da kendisini ne kadar düzeltebilir? Yani yüz kişilik iftar çadırı verdiğinde, yemek verdiğinde bu adam kendisini kurtarabilir mi? Bu düşüncede olduktan sonra. Böyle bir Müslüman tipi ortaya çıkmaya başladı kıymeti dostlar. Nasıl olsa ben yedi köyden kovuldum. O yüzden söylüyorum. Ha yani şimdi bazıları diyecek ki yedi köy değil dokuz köy. Benimki yedi oldu daha iki köyden kovulmadım henüz yedi köyden kovuldum bari yani bunları da söyleyeyim kovulacaksam da bundan sonra zaten oraya kabul etmeyecekler ikisinden de çıkarız artık kardeşim böyle bir hastalık olmaya başladı adam kendi mesela Müslüman'a bakıyor Müslümanca bu taraftan adamı Müslüman kardeşim davayı hizmet falan diye yanına aldığı adamları Müslüman beş vakit namazı Allah'tan korkan adam olarak seçiyor öte taraftan gidiyor başka yerlerle işbirliği yapıyor e bu ne namussuzluktur şimdi Hani gavur kim, dayım kim hesabı. E nerede senin Müslümanlığın? E ben demek demek istemiyorum ki. Sen hiçbir zaman Müslümanlara itibar etme. Olduğun gibi kafir yaşa. Hayır bunu konuşmuyorum. Ama ne olduğun da belli olsun. Ramazan insana bir şahsiyet kazandırmalı. Hayatının her sahasına. Yemek içmek değil mi? Senin en zaruri ihtiyaçlarındır. Uykusunun bile ibadet olduğu, oruçlunun uykusunun bile ibadet olduğu bir mevsimden bahsediyorsun. Bu aynı zamanda ne demektir? Uykunu bile gözetiyorlar. Bu din öyle bir dindir demektir. Senin uykudaki halinin bile bir ayarı, derecesi bu ayda veriliyorsa, senin uyanıklığının ayarını İslam vurmuyor demekten daha aptalca ve gafilce uykulu bir beyin olabilir mi? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Kıymetli dostlar, Allah Teala'nın haramlarını haram, helallerini helal olarak kabul etmek mecburiyetimiz vardır. Bakın bu işin daha bir kere mecburi kısmıdır. Henüz daha imanın lezzetinden bahsetmiyorum. Çünkü iman bunları severek kabul etmenin adıdır. Ama kafir olmama. Yani bir musallaya konulduğunda cenaze namazını kılabilecek kadar bir şeyi hak etmen için en azından zahiren Müslüman olman için namaza, Kur'an'a, Allah'ın helaline, haramına bunlara dikkat etmek icap etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinde birçok bir hadisi şerif kitabında var. Yani sayı sayıda hadisi şerif. Yedi büyük günah hiç yaklaşmayınız diye Risalet Penahi Efendimiz buyuruyor. Orada bakın çok acayip bir sıralama var. Şirkten bahsediyor, sihir yapmaktan bahsediyor yetim malı yenilmemesinden bahsediyor, faizden bahsediyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz iffetli bir kadına iftira etmemekten bahsediliyor. Şimdi bakıyorsun oradaki o maddelere ya başta şirk var aşağıda sihir yapmak var aşağıda faiz yemek var bir kadına iftira etmemek var ne demek bu şirki nasıl görüyorsan diğerlerini de aynı şekilde büyük günah olarak kabul et demek adam öldürmemek var mesela adam öldürülüşüne seviniyorsan adam öldürülmesine eyvallah ediyorsan, sen şirke sevinen bir adamdan farkın yok demektir bu hadis-i şerife göre. Çünkü hadis-i şerifler de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin femi saadetinden ve tabii ki onun söylediği sakın yaklaşmayın sözü, ben işte Abdullah'ın oğlu Muhammed olarak bunu söylüyorum demek değildir. Haşa ve kella. Aleyhisselatu vesselam Efendimizin kendisine tebliğ etmek için verilen dinin ve Allah Teala'nın emriyle ve ilhamı hatta vahiyle konuşmasından ibarettir. Şirk, adam öldürmek, sihir yapmak, efendim faiz yemek, efendim bir kadına iftira etmek, bir yetim malına tasallut etmek. Bunlara baktığında, bu şekilde şey yaptığında, incelediğinde başta şirkin sayılmasıyla beraber bir kadına iftira atılmasının, faiz yenmesinin, sihir yapılmasının, adam öldürülmesinin bunların hepsinin aynı kategoride olacağına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekildeki beyanı değil midir bu kıymeti dostlar? İşte bizim Ramazan'da görmemiz gereken en önemli şey şudur. Bir kere kardeşim her şeyi bir kenara bırakın. Allah Teala'nın helali ve haramı noktasında ciddi bir şekilde düşünün. Bu haramları işliyorsak bu haramların Allah katında haram olduğunu bilerek hoşlanmamak üzere bir kalbi yapıya nasıl sahip olurum diye gayret edin. Allah'ın helallerini nasıl tercih ederim ve helalinden nasıl hayat sürerim düşüncesini hem dert edinin hem de bunu muhabbetle yapmaya gayret edin. Eğer bu şekildeki imani ölçüleri hayatımıza tatbik etmek noktasında gayret edersek İnşallah Ramazan'ın bereketine erişmiş olacağız. Anlatacağım birçok şeyi anlatamadan sizlere veda etmek zorundayım. İnşallah başka bir zamanda tekrar sizlerle buluşup bu konuyu biraz daha açmaya gayret edeceğim. Allah'a emanet olunuz ve selam. <laughs> Mücevheratta markaların kesiştiği nokta Özkonak Kuyumculuğun katkılarıyla hazırlanan Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi Hikmet sona erdi. Katkılarından dolayı Özkonak Kuyumculuğa teşekkür ederiz.